Merhabalar tekrar. Meriç Aral'la birlikteyiz. Merhaba. Yeterince mahvolduk mu? Bu gece. Evet. Sarsıcıydı ya bayağı az önce. Ya kesinlikle sarsıldım. Yani elim ayağım dolaştı. Ne yapacağımı bilemiyorum şu an. İyi ki dandik bir liste yapmışım diye düşün. Yok canım, sende de iddialı parçalar var. Bir iki var. Var. Ama böyle en mahvolacağım şeyi seçmedim ki buradan kalkıp gidebileyim, evet. Şöyle bir hani en azından başım dik çıkabileyim diye. Evet, seçkine geçmeden önce, evet. Neler oluyor, neler bitiyor, nasıldı bu yıl? Artık spor yorumculuğunda da başladım arkadaşlar. Sokrates Videocast kanalını izleyin derim. bu yıl çok hızlı geçti ya. Evet. Anlamadım. 2022 bende yok gibi bir şey. Tam yani gerçekten girdik çıktık gibi oldu. Ben değil de mi? 24 Aralık olduğunu kabul edemiyorum bugün. Evet. Asla, bir de sevgili İsa'nın doğum gününü de buradan kutlamış olalım. Tabii ki. Evet. Şu şekil mi kutluyoruz? Aynen öyle. Yani evet, hızlı bir yıldı diyerek bu konuyu da hızlı geçmiş aynen olduk. Aynen öyle. Çok İstersen... hızlı bir şekilde geçelim. Birazcık hızlı bir başlangıç yapalım, evet, diye düşünüyorum. Biraz havayı biraz daha yumuşatmak istediğini tahmin, evet, ediyorum. Çünkü ben gerçekten birazcık çok fenalaştım. çok gerçekten kalbim böyle küt küt atıyor. Dumanla başlayalım dedim. Duman bu sene bu arada 2002'de çıkmış şey, belki alışman lazım albüm. Bu sene 20. yılı arkadaşlar, 20. yılı olmuş inanılmaz bir şekilde. Bu albüm benim hayatıma yıldırım gibi düştü. Babam için, babam benim için çok endişelendi çünkü bangır bangır ben bunu dinlemeye başladım. Daddy issue'larımdan bahsedebilirim, söz vermeyeyim ama şu an değil. Ve böyle yani duman olmak zorundaydı bu listede. Evet. O yüzden... Ben de bayağı hatırlıyorum. Böyle mahallelerde gezerken tüm apartmanlardan birkaç kattan birden başka duman parçaları çalıyordu bu albüm çıktığı zaman. Gerçekten ya. Peki neden bu şarkı özellikle? Ya şöyle bir anım var benim. Duman işte hayatıma yıldırım gibi düştü. Liseye yeni geçmiştim galiba. Hazırlıkta filandım. Ve böyle işte ailemi endişelendirecek seviyede duman dinlemeye başladım. Ve Duman'ın efsanevi Bostancı Gösteri Merkezi konserleri o sırada başladı. Ve biz böyle bütün arkadaşlarımla o konserlere gitmek için program yaptık. Ve sonra babam bana izin vermedi. canı sağ olsun diyeceğim. Ama şey, ben de sonra böyle inanılmaz üzüldüm buna. Ve böyle hani çok içerledim. Ve bu nasıl olabilir yani, özgürlüğüm yok benim falan. Ve kendimi tuvalete kilitledim okulda. Discman'imle beraber. Discman'de böyle bu albümü aslında dinlemeye başladım. Bu şarkıyı o albümden temsilen seçtim. Yoksa başka şarkılar da seçebilirdim elbette ama bunu seçmek istedim. Biraz eğleniriz diye de düşündüm, ne bileyim. Hadi bakalım. Geliyor o zaman. Belki İsteyen alışman dans lazım. Falan edebilir ya. Ne yaşıyorsanız yaşayın. Evet, bir alkış geldi. Evet arkadaşlar, Meriç demin bahsettiği olayın devamında aslında çok daha trajik bazı şeyler yaşanmış. Bilmiyorum, evet. Off the record anlatmış da olabilir yani, ama yani. Ben bir daha Duman konserine gitmedim. Böyle asla gitmeyeceğim bundan sonra falan dedim. Ve sonra... İşte aşık oldum, bir şey oldu falan filan. Dedim ki sevgilimle gideceğim, sadece sevgilim olursa gideceğim falan dedim. Yine gidemedim falan. Ta ki Rock'n'Cock 2013 müydü ne, 11 mi? O zamana kadar gidemedim ama o da çok güzeldi. İyi ki de gitmişim, bir daha da Rock'n'Cock olmadı, olmadı gibi bir şey. Olmadı galiba, evet. Neyse. Evet. Hay Allah. Bu da mahveden başka bir şey zaten. sıradaki parçaya geçelim. Geçelim. Birazcık... Benim de çok uzun zaman geçirdiğim bir albüm bu. Bakalım seni nasıl mahvetmiş, nereden bugün dinliyor oluyoruz, merak ediyorum. Gevende'den bir eser dinleyeceğiz. Öncelikle onu söyleyeyim. Gevende benim hayatıma işte 2006 civarlarında girdi ve ben büyük bir Gevende fanına dönüştüm. Ve Gevende'nin o dönemki bütün konserlerine gittim. Ama gerçekten o kadar çok Gevende konserine gittim ki
Böyle seneler sonra Okan Kaya'yla tanışıp artık arkadaşım, yani çok sevdiğim de bir arkadaşım. Okan hala beni Eskişehir'den arkadaşı zannediyor. Ya o kadar çok gitmişim ki o dönem. Böyle biz seninle nereden tanışıyorduk? Eskişehir'den mi falan diyor. Hayır Okan, ben sadece sizin konserlerinize çok geliyordum falan. Asla ikna olmuyor. Bence hala ikna olmadı. Gevende'yi artık canlı dinleyememek de beni mahvediyor. O yüzden Gevende'den bir şey koydum. Bir de tabii burada şöyle bir şey de var. Benim için hala çok kıymetli Gevende'nin tüm şarkıları. Aslında buraya Akvaryum'u koyacaktım ama Akvaryum çok gerçekten beni mahvediyor. Çünkü işte burada baba hikayelerine girebiliriz. Babamı kaybettiğimiz dönemde onun cenazesi sürecinde böyle hani cenazelerde herkes bir görev yapmak ister ya, böyle mutlaka hani işte siz aç mısınız, siz işte ayranları oraya koyun falan, hani bir şekilde böyle aktif kalmaya çalışırsın. Biz de böyle 10 kişi börek almaya gittik bir şekilde yani. Ve çok mutsuzuz ve çok kötüyüz. Ve ben arabada tabii ki Gevende'ye play'e bastım. Sonra bütün arabadaki diğer arkadaşlarım, böyle en yakınlarım, işte o börek, işte biri böreğin altını tutuyor, biri parayı ödüyor, biri bir şey yapıyor falan. Ve ben böyle sigara içerek arabada Gevende dinliyorum yani. Ama o şarkıyı seçmedim çünkü çok ağlarım burada. Bir daha dinlemedim Akvaryum'u çünkü. O yüzden Esinti'yi seçtim. Esinti de böyle bütün konserlerde benim hep o Gevende konserine giden var mı bilmiyorum. Belki sen biliyorsundur. Arkadan birileri Esinti diye bağırırdı. Onlardan biri bendim mutlaka. O yüzden Esinti'yi seçtim. Gelsin efendim. Şarkı çok uzun ama bir yerde keseceğiz. Çok uzun dedim size. Evet, Gevende de bakalım. En heyecanlı yerinde ama bitti şarkı. Çalsın arkada falan diye. Hepsi ayrı ayrı müzik yapmaya devam ediyorlar ama evet. Belki yine toplaşıp bir şeyler İnşallah. Yakınlarda Umuyoruz. Olur. Sırada ne var? Sırada İngilizce bir parça var. Sırada evet, Jeff Buckley'den bir eser koyayım dedim. Çünkü yani bu Grace albümü benim hayatıma işte böyle girdi. Ben tamamen tesadüfen CD aldım. Hiç Jeff Buckley'i bilmiyorum, hiçbir fikrim yok falan, aldım ve böyle gerçekten hayatım kaydı. Sonra da işte teknoloji biraz ilerledi. Benim teknoloji aram çok iyi değildir. Hele o dönem daha da kötüydü. Ve annemin bilgisayarından işte iPod'uma müzik koymaya çalışıyorum. Ve nedense bende olan CD olan Grace albümünü olduğu gibi oraya koydum. Başka da hiçbir şey koymadım neredeyse çok uzun bir süre. Ve böyle sürekli Grace albümünü dinlemeye devam ettim. Sonra işte böyle üniversitede böyle çok aşık oldum ve böyle işte bir aşk acısı yaşıyorum filan, işte uzak mesafe ilişkisi diye bir şey benim hayatıma düştü. Ve bu şarkı tabii ki o dönemin highlight'ıydı. Bayağıdır da dinlemiyordum. Adıyla özetliyor zaten. Evet. O yüzden hoşuma gitti bunu böyle yad etmek. Evet, Jeff Buckley yani mahvetmiş çok parçası olan bir isim tabii ki ama kesinlikle. Bu da en damar şarkılarından biri kesinlikle. Evet. Lover, You Should Have Come Over parçasını dinliyoruz. Jeff Buckley'den dinledik. Mahvetme temasına çok uygun bir şarkı. İsim. Her şeyiyle zaten. Her şeyiyle uygun biri. Derede kaybolmasıyla olsun. Gizemli maalesef vefatı kendisinin. Az önce Aslı İnandık, herkesin bir Sezen Aksu parçası vardır. Mahvetme demişti. Kraliçesi. Evet. Sezen Aksu. Tabii ki bu listede olmazsa olmazdı yani benim için de. Ve böyle şey, birden ona ne kadar mahvolmalıyım burada otururken diye düşündüm. tabii ki bambaşka şarkılar da geldi aklıma. Ama sonra böyle bu şarkıyı seçtim. Çünkü bu şarkı bence diğer Sezen Aksu şarkılarından nedense beni başka bir yerden mahvediyor. Bu benim ağlama ihtimalim olan bu listeye koyduğum tek şarkı. Umarım ağlamam. Ağlarsam da yani okey, ne yapacak yapalım. Bir şey. Ağlamak isteyenler varsa ağlayabilir. Ama ben sanmıyorum çünkü bu çok naif bir şarkı bence. Ben bunu böyle
çok eve dönmek gibi hissediyorum bu şarkıda. Çok böyle içe kapanmak ve böyle kendi kendine kalmak ve kendinle gerçekten yüzleşmek gibi buluyorum bu şarkıyı. O yüzden ekledim. Benim en sevdiğim Sezen Aksu şarkılarından biri bu. Düş Bahçeleri. Aa. Alkışlar Sezen Aksu'ya mı? Sevgili Sezen. Evet. Son parçamızı dinleyeceğiz evet. Seninle. Bir alkış alalım. Tekrardan Meriç için. Teşekkürler. Yine çok kafa karıştırmaya elverişli bir şarkıyla bir bitiş evet, olacak. Evet. Şöyle ki ben ya roman havası çalmayı düşünmüştüm. Çünkü roman havası çalınca mutlaka dans ediyorum ve mahvoluyorum. Bununla ilgili çok kötü anılarım var. Ya da bu şarkıyı seçecektim. Sonra bu anlatırım ben sana sonra. bu benim hayatta ezberlediğim bir ya da ikinci şarkı. Ben müzik dinlemeyi çok seviyorum ve bir şekilde kolay şarkı ezberleyebiliyorum. Ve bence ilk ezberlediğim şarkılardan birinin bu şarkı olmasının bunda bir etkisi var. Hayatımı çok iyi anlamda mahvetti bu şarkı. Umarım çok nefret etmiyorsunuzdur bu şarkıdan. Ya ben kime yazılmış olduğunu merak ediyorum artık son zamanlarda. Ben hiç bilmiyorum. Mazhar çok... Bey'in yaptığı açıklamalardan sonra. Çok şaşırtıcı birine yazılmış olabilir. Ali Desidero kime yazılmış acaba diye. O zaman dinleyelim. Hadi bakalım evet, dinleyelim. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu parçadan sonra Mert Demir burada olacak. Ali Desidero.